açıklamaları var. Buradan başlayalım mı? İstanbul'da ne oluyor? Aynen dediğin gibi çok başa baş bir yarış var ve son dönemde açıklanan başka kamuoyu araştırmalarında da herkes 40-41-42 bandında bir puan aşağıda, bir puan yukarıda açıklamalarda bulunuyorlar. Bana gelen bir takım kamuoyu araştırmalarında da bu yönde bir gerçekten bir başa baş durum var. Ama ben buradan şöyle bir sonuç, açıkçası şöyle bir yorum yapıyorum. Bu 41-42 civarındaki oy aslında Cumhur İttifakı'nın %46 civarında, yani İstanbul için nitelediğimiz oyunun aslında biraz aşağısında, ama Ekrem İmamoğlu'nun dağılmış muhalefet bloğunu düşündüğümüzde yeniden, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu değil, Temmuz-Ağustos'tan beri ısrarla sergilediği Türkiye İttifakı diye nitelediği, kent uzlaşısı diye nitelediği yapının yavaş yavaş anketlere yansımaya başladığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha üzerinde oyu Ekrem İmamoğlu'nun konsolide etmeye başladığını görüyoruz. Tabii asıl anketler, orada da gerçekçi olalım, önümüzdeki haftadan sonra, yani belediye meclis üyesi adayları dahil 20'sinde verilen listelerde somutlaşmış adaylar, kim nerede girecek, DEM ne kadar aday gösterdi, göstermedi ya da İYİ Parti'nin kimi adayı çekildi mi çekilmedi mi? Yani bütün bunların hepsi netleştiğinde biz önümüzdeki haftaki kamuoyu araştırmalarında çok daha gerçekçi sonuçlar göreceğimizi düşünüyorum. Fakat şöyle bir şeyi de, çekinceyi de belirtmekte fayda var. 14-28 Mayıs sürecinde 2023'te hepimiz araştırmalardan dilimiz yandı, artık üfleyerek yiyoruz. Dolayısıyla bu araştırmaların birçoğuna, gerçekten hani güvenilir diye kabul ettiğimiz birçok araştırmanın artık iyice yapı tekniğine, örneklemine, nasıl yapıldığına, katimi, yüz yüze mi, bunların hepsine çok daha fazla dikkat etmemiz lazım. Çünkü gerçekten bir önceki seçimde anketlerin, yani sınıfta kalan bir şeyden bahsedeceksek, birinci sırada da sevgili Tuncay, anketleri ve anket şirketlerini koymamız lazım. O yüzden bu veri ve teknik, evet, çok önemli. Ama buna çok dikkatli bir şekilde analiz etmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben hemen bir başka önemli...